Pokemon Horizons serisinde çok ilginç bir karakter ortaya çıktı. Ona gezgin deniyor, kadim gezgin deniyor, gizemli bir böyle kahraman deniyor. İsminin Lucius olduğu ortaya çıktı. Peki bu Lucius ismindeki kadim gezgin kimdir? Pokemonları nelerdir? Ve bizi daha bu anime serisinde Lucius başlığı altında neler bekliyor? Dilerseniz bu videoda bunları cevaplandırayım. Siz de tanıtım yüzüğü alarak sayfanızın, kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler, siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumları hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Satoshi no Bariardo, Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Pokemon Horizons serisini takip ediyorsanız kanalımızda 2 tane inceleme videosu yayınlamıştık. Hem seri başladığında hem de ilk sezon bittiğinde sizlere serinin nasıl gittiğiyle ilgili detaylı incelemeleri yayınladım. Bunları izleyebilirsiniz. Seriyi izlemediyseniz, henüz daha başlamadıysanız tabii ki spoilerlı bir video olacaktır. Onu da söyleyeyim baştan. Ama ben tabii ki animelerle ilgili video çekerken bunları göz ardı etmek durumundayım. Yoksa spoiler işini beklersek video çekemeyiz. Öyle de bir durum var. Spoiler yemek istemiyorsanız tabii ki bu videoyu izlememenizi tavsiye ediyorum. Pokemon Horizons serisi ilk başladığında, şimdi doğruya doğru, yani çoğu kişi de buna katılacaktır, kimse bu denli iyi bir anime serisinin geleceğini beklemiyordu açıkçası. Hem çizimleriyle, hem konusuyla, derinliğiyle, karakterleriyle gerçekten şu ana kadar, en azından şu an için konuşalım, çok çok iyi gidiyor seri. Hiç de beklemiyorduk böyle bir şey olmasını açıkçası, ama beklediğimizin üstünde çıkması tabii ki iyi oldu. Şimdi burada videomuzun ana konusu olan kişiye gelelim. Pokemon Horizons serisinde ana konuyu teşkil eden bir tane karakter var. İsminin Lucius olduğu ortaya çıktı son bölümlerde. Öncesinde ise işte antik kahraman, antik gezgin, kadim gezgin gibi isimler veriliyordu. Bu karakter hakkında tabii ki çok çok fazla bilgiye sahip değiliz şu an için. Çünkü daha anime bunu bize anlatacak ileride. Ama şu ana kadar edindiğimiz bilgilerle ve biraz da mantık yürüterek nelerle karşılaşabileceğimizi de anlatmak istiyorum. Lucius karakteriyle biz ilk olarak aslında Roy bağlantısıyla tanıştık. Roy maceraya katıldığında aslında Pokemon eğitmeni olmak istemesinin nedenini büyük babasının anlatmış olduğu bir hikayeye bağlıyor. Bu hikayede gezgin bir kahramandan, işte antik bir gezginden bahsediliyor ve bu adam çok güçlü Pokemon'ları ele geçirip dünyanın dört bir köşesini dolaşmış ve dediğim gibi çok güçlü Pokemon'ları yakalayıp çok böyle ilginç maceralara atılmış. Roy bu tamamen bu hikayeden temel alarak Pokemon yolculuğuna başlıyor. Daha sonra biz anlıyoruz ki aslında bu hikaye Liko'nun da bildiği bir hikaye. Çünkü Liko'nun babası böyle hikayeler yazan ve çizgi romanlar yapan, daha doğrusu ona çizgi roman demem de visual novel tarzı bir şeyler yapan biri. Ve orada bu hikayeyi biz görüyoruz. Hatta Roy'un da tabii ki bu kitap vasıtasıyla hikayeyi bildiğini öğreniyoruz. Sonra Liko babasına arayıp tabii ki bu hikayeyi, bu kitabı nasıl yazdığını, nereden yazdığını sorduğunda Liko'nun büyük annesinin anlatmış olduğu hikayelerden yola çıkarak yazdığını söyledi. İşte burada bağlantılar, hikayenin bir bütünlüğü oluşmaya başlıyor. Konu dönüp dolaşıp Liko'nun büyük annesine geliyor tabii ki. Anime serisini izliyorsanız Liko'nun büyük annesinin konuyla çok böyle alakalı ve merkezde olduğunu da göreceksiniz. Liko'nun büyük annesinin anlattığı göre de bu Lucius isminde kadim bir gezginin hikayesi. Kendisi tavan arasında böyle bir kolye ve bir günlük tarzı bir şeyler buluyor. Bu kişiye ait olduğu düşünülüyor bunların. Lucius'a ait olduğu düşünülüyor. Kolyeyi de bildiğiniz gibi Liko'ya veriyordu yolculuğun başlangıcında. Tabii ki kolye yıllardır bir tavan arasında kapalı bir şekilde duruyor. Aynı zamanda büyük annesinde de tabii ki bir süre duruyor. Çünkü büyük annesi çocukken ele geçirmiş oluyor bu kolyeyi. Ama kolye nedendir bilinmez, Liko'nun eline geldikten sonra ışıldamıyor ve sonrasında içinden Terapagos biliyorsunuz çıktı. Ya bunların nedeni kolyenin Liko'ya gelmesiydi. Bu da tabii animenin güzel soru işaretlerinden biri. Neden Liko'ya geldiğinde bu kolye aktifleşti? Onu da ileriki bölümlerde anlayacağız tabii ki. Sonuç olarak bu kolyenin bizim kadim gezgin Lucius'a ait olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Roy'la birlikte gelen bir de kadim Poke Topu var. Evet, bir de Poke Topumuz var. Eğer animenin ilk bölümlerini izlediyseniz Roy'un bu antik Poke Topu'nun
açılıp daha sonra içerisinden Shiny Rayquaza çıktığını biliyoruz. Roy'a büyük babasından gelen, büyük babasının da sahilde bulduğu bir top. Bu çok ilginç bir yapısı var. Şimdi bu antik poke topu açılıp içinden Rayquaza çıktığında ben şöyle düşünmüştüm. Hani ana konu bu Rayquaza üzerinden ilerleyecek. Başka da top yoktur diye düşünmüştük ama olay öyle değilmiş. 6 tane antik top var arkadaşlar ve 6 antik topun da içerisinde 6 tane Pokemon var. Bunlar Lucius'un Pokemon'ları, yoldaşları şeklinde anılıyor. Hatta bunlara 6 kahraman da deniliyor. Şimdi hikayeyi toparlarsak, Roy'da antik bir poke topu var dedesinden gelen. Roy aynı zamanda Lucius'un hikayelerinden etkilenerek başladı yolculuğa. Liko'da ise kolye var. Yine Lucius'a ait olduğu bilinen ya da düşünülen bir kolye var. Aynı zamanda Liko'nun büyük annesi sebebiyle biz Lucius hakkında hem bir fotoğrafa hem de bir günlüğe sahibiz. Orada da çeşitli bilgilere sahibiz. Buradan anladığımız kadarıyla Lucius ismindeki bu karakter çok güçlü bir eğitmen, çok gizemli bir eğitmen ve 100 yıl önce yaşamış. Evet, bunu biliyoruz ve bu eğitmenin günlüklerinden anladığımız kadarıyla cenneti bulmaya çalıştığı ve cenneti de sonunda bulduğu söyleniyor. Evet, buradaki bu tırnak içerisindeki cennet neresi tam olarak şu an animede tabii ki anlatılmadı. Ama burada birazcık akıl yürütebiliriz diye düşünüyorum. Burada zannedersem Lucius'un cennet dediği yer Area Zero. Yani benim tahmin ettiğim, çünkü biz oyunda da Area Zero'dan Paradise yani cennet diye söz edildiğini de biliyoruz. O yüzden bence Lucius Area Zero'yu arıyordu ve Area Zero da buldu. Tabi Area Zero'daki kristallerin de Terrapagos'la alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ikinci DLC'de daha detaylı anlayacağız ama öyle oldu. Açık gibi duruyor. Şimdi Terrapagos'un ortaya çıkması, kolyenin de aynı zamanda bu kristalden yapıldığı tabii ki ne diyelim bilgisini bize veriyor. Zannedersem şöyle bir durum var. Hem Terrapagos hem bu cennete gitme olayı bizi hikayenin ileriki aşamalarında Area Zero'ya götürecek gibi duruyor. Biz Liko ve Roy'un Area Zero'da maceraya atıldığını göreceğiz. Tabii bunlar çok sonra olabilir. Ama görüyoruz ki olay orada birleşecek ve burada oyundaki zaman makinesi olayıyla acaba bir bağlantı kurulabilir mi? İşte oradaki profesörler belki devreye girer ya da oradaki araştırma ekibini görürüz ya da bir şekilde Lucius'u görürüz. Yani 100 yıl sonrasına gelmiştir, belki zamanda yolculuk yapmıştır vesaire. Bunları görebiliriz belki. Gerçekten heyecan verici şeyler bizi bekliyor açıkçası. Lucius hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Bir eğitmen dediğim gibi ama anladığımız kadarıyla Liko'nun da atası gibi duruyor. Yani bu konuda kesin bir bilgi yok ama görünüşüne de bakarsak yani biraz sanki Liko'nun atası gibi duruyor. Liko onun kanından, onun soyundan geliyor. Belki kolyenin parlaması ve onda açılması bununla da bağlantılı olabilir tabii ki. Son bölümde büyük annesi şöyle bir şey söylüyor Liko'ya. Yani kolye bendeyken aktifleşmedi, sendeyken aktifleşti. Demek ki sen seçilmiş kişisin. Cesaretinden dolayı, Pokemon'un duygularını anladığından dolayı da Terrapagos ortaya çıkmış olabilir diyor. Hatta sahnenin ilerisinde kemeri, bu 6 tane poke topu olan Lucius'un kemerini Liko'ya veriyor ve Liko'nun kemeri taktığını görüyoruz. Bu sahne çok güzel bir göndermeye sahip. Yani biz Liko'nun gelecekteki amacının ne olduğunu bu sahneyle anlamış oluyoruz. Ben size bir şey söylemiştim. Bir önceki izlediğiniz, yani ilk sezonu incelediğim videoda şöyle bir cümle kullanmıştım. Büyük annesinin yanına gittikten sonra Liko'nun amacı daha keskin bir şekilde ortaya çıkacak demiştim ve yine dediğim oldu. Liko'nun buradan yeni Lucius olma yolunda ilerleyeceğini düşünüyorum. Ya da bir şekilde Lucius'a ulaşacak, onun gibi olacak diye düşünüyorum. Gerçekten heyecanlı bir yolculuk bizi bekliyor. Son olarak da Lucius'un Pokemon'larından bahsedelim. Şu ana kadar 3 tanesi ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere yani daha serinin başında Shiny Rayquaza'nın ortaya çıktığını biliyoruz. Sonrasında 2 Pokemon daha çıktı. Birincisi dev bir Arbolivia'ydı. Yani normal boyutundan çok çok büyük bir Arbolivia ortaya çıktı. Bu da ikinci Pokemon'du. Üçüncüsü ise sezonun finalinde görmüş olduğumuz Galar Moltres'ti. Gerçekten Lucius'un Pokemon'ları çok çok iyi Pokemon'lar baktığımız kadarıyla. Galar Moltres'ler, Shiny Rayquaza'lar, dev bir Arbolivia'lar ve kalan 3 Pokemon ise şu ana kadar bilgisine sahip olduğumuz ama henüz karşılaşmadığımız Pokemon'lar. Bir anda Lucius'un bütün Pokemon'larını ortaya çıkardılar. Aslında heyecanı biraz kırdılar ama belki farklı bir amacı da vardır bu olayın. Kalan 3 Pokemon'u ise şu ana kadar Liko ve Roy'un karşılaşmadığı ama bilgisine sahip olduğu. Biri Lapras.
Evet, bu biraz ilginç bir tercih. Yani diğer Pokemon'lar arasında birazcık değişik duruyor ama bu kesin bu Lapras'ta bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Diğeri çok ilginç, Clevor. Yani Hisui'den bir Pokemon, günümüzde yaşamaması gereken bir Pokemon. Bu Pokemon'u nasıl bulacaklar, nasıl karşılaşacaklar? Gerçekten merak uyandırıcı yani Clevor'la karşılaşma. Animede de şu ana kadar Clevor hiç görünmemişti. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Son Pokemon ise Entei. Bu da ilginç yani. Efsane Pokemon Entei ile karşılaşacaklar. Gerçekten çok heyecanlı karşılaşmalar bizi bekliyor gibi şu ana kadar. Evet, Lucius'un 6 Pokemon'u bu şekilde sıralanıyor. Bir de tabii ki Terapagos'umuz var. Bu Terapagos Lucius'un Pokemon'u değil. Çünkü 6 Pokemon içinde sayılmıyor. Ama yani kolyenin sürekli bu Pokemon'ları görünce parlaması, hatta Lycon'un kemeri taktıktan sonra Terapagos'un ona bir bakışı var. Yani o kafasında bir an Lucius'u canlandırıyor Terapagos. Yani bir yoldaşı, arkadaşı, yanında giden bir Pokemon gibi duruyor ve Lucius'u arıyor bu Pokemon. Son bölümde de görüyoruz. Sürekli böyle çıkıp bağırıyor bir yerlerde. Onu arıyor gibi duruyor. Gerçekten çok büyük gizemler var ve güzel bir konuya sahip. Eğer umduğum gibi yani güzel bir şekilde bağlarlarsa, güzel bir şekilde yazarlarsa gerçekten Pokemon anime serisinde çok başka, çok farklı bir seviyeye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Son olarak da ikinci sezonun başlangıcındaki introya değinmek istiyorum. Konumuzla alakası yok ama bu introyu mutlaka izlemenizi istiyorum. Pokemon anime serisinde şu ana kadar yapılmış bence en iyi intro ve en iyi çizimler diye düşünüyorum. İzlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sizlerle bugün Lucius'a değindik. Lucius'un, o gizemli kahramanın, gizemli gezginin macerasına şöyle bir baktık. Animede şu ana kadar bilgimiz bu kadar. Tabii ki ileride daha iyi şeyler öğreneceğiz, daha fazla şeyler öğreneceğiz. Ortaya çıktıkça da buralarda olacağız. Dediğim gibi anime hakkında önemli gelişmeler oldukça, önemli bilgiler oldukça bu tarz videolar sizlerle olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.